Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video sakal tıraşı ile alakalı. Sert sakalları nasıl yumuşatacağımızı ve nasıl keseceğimizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız, o yukarılarda bir yerlerde bildirim çanı var ya, ona da tıklarsanız çok sevinirim. Yorumlarda yorum yazabilirsiniz, like atmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Onun için de Instagram halim.altankingav olarak takip edin. O şahsi hesabım ayrıca iş hesabımda salonhalimkingavofficial. Oradan da takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa da sorabilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan tıraşa başlayalım. İlk önce yapacağınız şey ne? Jilet değiştirmek. Tabi sizlerde belki böyle jilet olmayabilir. Böyle ustura kullanmıyor olabilirsiniz. Normallerden kullanıyor olabilirsiniz. Benimki son usturalardan. Onun için bunun takılışı böyle. Bunu böyle açıyorsunuz. Şu usturayı böyle açtığınız zaman, bunu da buraya taktığınız zaman direkt giriyor. Ondan sonra bunu buradan kapatıp kilitlediğiniz zaman rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi sizi bir bekleyin. Ben bir sıcak su alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce sakal tıraşına başlamadan önce yapacağımız şey sakalı kontrol etmek. Nasıl kontrol etmek? Sakalın çıkış yönlerine bakmanız lazım. Yani bunu müşteriye belli etmeden kendiniz böyle hafiften anlayacaksınız bakarak. Mesela diyelim ki ben size göstermek için yapıyorum şu an. Ayrıca sakal sert mi değil mi ona da bakacaksınız. Mesela bu arkadaşın sakalları böyle gelip içeri doğru buraya doğru kıvrılıyor. Bu birinci. Yani burada sakalları böyle alıp da buradan girerseniz buraları komple kanatırsınız. Birincisi burası böyle geliyor. İki altlar yukarı doğru geliyor. Bu ne demek oluyor? Müşteri size söylemediği sürece alta doğru almayın. Alırsanız buraları da kanatırsınız. Ondan sonra bak mesela buralar düz geliyor aşağı doğru. Bunu buradan girseniz de olur. Böyle sakalı kontrol ederek böyle bir bakarak şöyle bir göz aşinalığı yapın. Ondan sonra da sakal tıraşına başlayabilirsiniz. Normalde bu sakal sert bir sakal ama sert olduğu halde ben kremleme ihtiyacı duymuyorum. Yani benim için sıkıntı yok. Siz eğer ki böyle sert sakallar gelirse kremlemeyi unutmayın. Ben kremleme yerine başka bir yöntemle yapacağım. Şimdi ilk önce ben bir şu köpüğü bir ayarlayayım. Bir fırçayı ayarlayayım. Ondan sonra geliyorum. Şimdi köpüğü ayarladık. Şimdi başlıyoruz. İlk önce buralardan başlayın. Normalde sakallarda her zaman buralar biraz daha serttir. Hele ki sert sakalsa daha da serttir. Onun için ilk önce oralardan başlayın. Hafif de şuralardan sıkarak böyle yapın. Sertliğini biraz alın. Ki zaten ben şimdi ilk defa bunu böyle bir sürüyorum. İlk önce bu sabunu yemesi için. İlk önce bir sabunu yesin. Emre, kolay gelsin. Sağ ol Emrah. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyi abicim, sen ne yapıyorsun? Bir sıram var herhalde. Yo, burasını aldıktan sonra yok abi. Ben tıraş olmayacağım ya. Şu yanları bir çizsem benimki hatta. Nereni çizeyim? Yanları. Enseleri mi? Aynen, şuralı. Sadece sakalı şuralı. Gel oğlum. Gel. İsmail. 30 saniye bekleyeceğim. Hiç oturma Emrah, gel. Oturmayacağım ya, zaten biliyorum ben senin ayakta anlatacağım. Gel. Bekle. Bekledim. Ne yapıyorsun abicim? İyi, sen nasılsın? İyi vallahi, gidip.
Murat nasıl memnun kaldı mı? Murat memnun. Bundan sonra berberimi buldum diyor. Valla? Ha, bana böyle biri lazım diyor. Bu arabada. Eyvah abi. Borcumuz. Yok oğlum ne borcu? Yürü git lan. Eyvallah. Kaybol hadi. Manyağa bak bir de borç diyor. Abi sünnettendir. Sormak lazım. Ulan hadi yürü. Allah'ım abi. Sen de. Evet onu da aradan çıkarttık. Şimdi burayı böyle bir hallettik. Tekrar bir tekrar suya batırın. Gene devam. Bıyık üstlerini en son yapacağız. Şimdi sakal sert olduğu için. Evet arkadaşlar. Şimdi tabii biz bu kadar bunu köpükledik ya. Bu sakal yumuşadı mı? Tabii ki de hayır. Onun için ne yapıyoruz biliyor musunuz şimdi? Fırçayı bırakıyoruz. Ve fırçayı bıraktıktan sonra iki elinizin şuralarıyla, baş parmaklarıyla, avuç içleriyle değil. Bunu böyle güzelce yedirin. Bunu ben normalde kendim yapmıyorum. Çünkü ben alışkın olduğum için, usta olduğum için benim için sıkıntı yok. Ama siz belki öğreniyor olabilirsiniz. Onun için size göstermelik olarak yapıyorum. Bir de bunu böyle yapmadan önce, sakal tıraşına başlamadan önce kremleyip de yapabilirsiniz. Yani ilk önce kremi sürüp sonra bunu böyle yapıp ondan sonra köpüğü sürebilirsiniz. Benim ihtiyacım yok. Bunu siz öğrenin diye yapıyorum. Böyle güzelce yedirdikten sonra burası bitti. Şimdi güzelce şu elinizde kalan köpüğü böyle güzelce sürüp şimdi tekrar fırça yardımıyla hafif de bastırarak vallahi kamerayı da tam önüme koydum ya. Biraz engel olmuyor değil. Ama bir şey olmaz. Yeter ki siz öğrenin işte. Sizin için video çekiyorum burada. Öğretici video yapıyorum bak ha. Lütfen yani. Azıcık abone olun. Yorum da yapın. Like da atın. Evet, bu işlem bitti. Şimdi bunu da böyle şöyle yapın. Buralardan böyle köşelerde. Bunu da aldıktan sonra bu dudağı buruna değdirmeden şuralardan böyle güzelce geçin. Ve burası bitti. Şimdi başlayacağız sakal tıraşına. Ama ilk önce ben şu elimi yıkayıp geliyorum. Nasıl görüntü? Güzel. İyi mi? Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. İlk önce arka tarafıyla köpüğü bir sıyırın. Bak mesela kulaklarına kadar gelmiş bu adamın. Buraları böyle bir sıyırın. Ondan sonra böyle havluyla. Tamam. Bu işi hallettik mi? Biz ne demiştik az önce? Sakallar şurada böyle düz geliyor, ondan sonra böyle geliyor. Değil mi? Bir. Buradan burayı alıyorsunuz. Ayrıyetten burayı da çekin. Ki müşterinin canı yanmasın. Mesela bak burada bırakacaksınız bu noktayı. Ondan sonra buradan devam edin. Burada kalın. Çünkü neden? Oralar düz aşağıya iniyor. Oralara girersek kanama olasılığı yüksek. Kanatmadan. Şimdi buraları demiştik ya. Böyle çekip. Böyle alabilirsiniz. Bakın ne kadar rahat alıyor. Çünkü neden? Çıkış yönüne doğru.
Bakın burada yükseliyor artık. Şuradan itibaren yukarı geliyor. Buradan da bak bazı yerlere kadar alabilirsiniz. Burada bırakacaksınız. Ondan sonra alttan çekin. Yukarı doğru. Burayı aldınız. Usturayı dik tutmayacaksınız. Yani usturayla böyle girmeyeceksiniz. Yatay. Yatık bir şekilde yukarı doğru hafiften kaldırarak böyle alıyorsunuz. Burası da tamam. Şimdi gelelim buralara. Burayı aldınız. Geldiniz dudak kenarlarına. Fazla bastırmadan, usturaya güç vermeden hafif bir şekilde şöyle alarak buraya geçebilirsiniz. Mesela bu dudak kenarları önemlidir. Buraları iki parmağınızla böyle açarak şu şekilde alabilirsiniz. Yukarıya geldiğiniz zaman da yukarıdan aşağı doğru indirip hafif böyle kavis vererek dik girmeden rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ondan sonra buralara geldiniz ya, dudak etrafını alırken de böyle. Burası da bitti. Şimdi gelelim alt tarafa. Bakın bu kadar alın ve olayımız bitti. Tekrar yukarı doğru yatay bir şekilde böyle alabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu taraf bitti. Şimdi gelelim diğer tarafa. Ama diğer taraf için benim bu kamerayı diğer tarafa almam lazım. O yüzden şöyle şöyle geçelim. Bu tarafa böyle geçip. Evet. İsmail'im hafif kafayı çevir bakalım. Öteki tarafa. Siz böyle bence gayet güzel görüyorsunuz. Bakın şaka maka arkada subliminal mesaj da veriyorum ha. Orada da saç kesiliyor, onu da ben kestim. Oradan onu da izleyin. Bu da size subliminal mesaj. Evet. Dediğim gibi yaptık. Arka taraflı buradaki köpüğün fazlalığını aldınız. Usturayı yatık tutuyorsunuz. Tutuş şekliniz böyle olsun. Kavrayın yani usturayı. Aşağı doğru. Birinci alıyorsunuz. Burayı da böyle alarak. Tek seferde usturayı kalkıp da suratta böyle 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 yapmayacaksınız. Tek. Bunu oturttuğunuz zaman, sakal aldığınız zaman direkt tek seferde aşağı indireceksiniz. Yani böyle. Bunu böyle böyle korka korka değil yani. Bu müşterinin cildini tahriş eder. Yapmayın. Bu tarafı da böyle alıyoruz. Cildi çekebildiğiniz kadar çekin. Cildi çekmekten yana sıkıntı yok. Çekmezseniz sıkıntı var. Aşağıdan bakın yukarı doğru hafif kavis vererek böyle de alarak. Bakın burası da bitti. Sonra burası bu tarafa doğru geliyor ya. Arka tarafını, usturanın şu tarafını kullanarak böyle alabilirsiniz. Şimdi buraları da hallettik. Burayı da böyle aldık mı? Şimdi ben şu kameraya tekrar bir ayar vereyim mi? Siz ön tarafı görebilin diye. Mesela şöyle alsam, şu tarafı böyle alsam sanırım güzel görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, alt tarafı alırken burayı böyle yukarıdan güzelce çekin. Usturanın arkasını kullanarak yavaş yavaş
Acele etmeyin. Eğer ki daha yeni başladıysanız sakal tıraşlarına, yavaş yavaş. Hızlı hareket etmenin size hiçbir türlü faydası olmaz. Ben normalde bu tıraşı çoktan bitirmiştim de size anlatıyorum diye ben çok yavaş yavaş yapıyorum bu işi. Şimdi buralar bitti. Şurada fazlalıklar kaldıysa onları da böyle alabilirsiniz. Tamam, buraları hallettik. Şimdi gelelim buraya. İlk önce arkasıyla burayı bir sıyırın. Ondan sonra tasın içindeki suyu şuraya şöyle hafiften böyle yaparak biraz daha yumuşatın. Çünkü genelde oralar her zaman sakalın sert noktalarıdır. Ondan sonra böyle köşelerden çekerek yavaş yavaş burayı böyle alın. Bu taraftan da burayı kullanarak. Şu ortayı alırken dikkat edin bakın. Çok yavaş, minik. Sadece dokundurun. Dokundurarak böyle aşağı doğru çekmeniz yeterli. Şimdi yukarı doğru alacağız. Bunu böyle değdirip tek seferde yukarı doğru çıkarsanız buradaki kılların hepsini alırsınız arkadaşlar. Burayı da aldık. Ondan sonra şu dudak etrafı. Burayı böyle güzelce yavaşça aldığınız zaman, ondan sonra bakın bu tarafı unutmayın. Şu dudak etrafı her zaman kıl kalabilir. Kıl kalmazsa sarı tüyler oluyor. O sarı tüyleri de almayı unutmayın. Yani kısaca bir iş yapıyorsanız, yapacaksanız da düzgün yapın. Orayı da hallettik. Şimdi geldik dudağın üstüne. Burayı da alırken dudağı böyle isterseniz burnu yukarı doğru çekip alabilirsiniz. Şu şekilde. Mesela kimi ameliyatlı olabilir, burnuna dokundurmak istemez. O zaman da yapacağınız şey buradan sıkıştırıp böyle alabilirsiniz. İkincisi de dudağı buradan çekip böyle aşağı doğru alabilirsiniz. Yani size ufacık bir noktada kaç şekilde alacağınızı burası için gösterdim. İster böyle, ister burun, ister sıkıştırarak veya buradan böyle çekerek. Evet. Kolay gelsin Ali abi. Sağ ol oğlum. Abi. İyi vallahi gülüm. Sen ne yapıyorsun? İyi çok şükür. Arabadan geldim de. Yok oğlum, sıkıntı yok. Tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi ben şöyle geçeyim. Hatta ben böyle de geçeyim. Siz beni görüyorsunuzdur herhalde. Gördüğünüz gibi sakal tıraşımız bitti. Ben sakal tıraşını kapatıyorum artık. Şu favorilerini incelteceğim. Ondan sonra müşteriyle vedalaşacağım. Burada da vedalaşırken sizinle de vedalaşıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kanala abone olmayı unutmayın. O bildirim çanını da ting 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 açın. Yorum da yapın, like da atın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Yazmak istediklerinizi de yorumlara. Hadi bay bay. Allah'a emanet. Olay bitti galiba.